Feriha, ben merdivenlerden düşmedim. Ben yukarı çıktım. Emir'in evine. Orada kendimi bastım. Ne yaptın? Ben ölmek istedim. Ben ölmek istedim. Hayatımda böyle bir şey görmemiştim. Orada öyle karşımda asmış kendini. Önümde sallanıyor. Biraz daha gecikmiş olsaydım. Gülsüm, benim evimde, benim yatak odamda kendini asıyor. Özür dilerim Emir. Benden niye özür diliyorsun oğlum? Niye benden özür diliyorsun? Senden, Gülsüm'den. Ben kime ne diyeceğimi bilmiyorum ki. Ne yapacağımı da bilmiyorum Emir. Hakaretsin ya. Tamam. Üzüldüğünü anlamıştım ama... bu kadar ciddi olduğunu... bu kadar ileri gideceğini aklımdan bile geçirmemiştim. Kendini öldürmek istediği aklımın ucuna bile gelmedi. Oğlum ben eve geldim şimdi, eve giriyorum ha. Vallahi yeri göğü sildirdiler bana. Benim yeri yanım ağrıdı, koptu vallahi, yorgunluktan öldüm. Tamam hala. Bir şey lazım mı? Yok. Sağ ol. Oh. Allah ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar. Öldürdüler be. Gülsüm niye? Ben çok utanıyorum. Bir daha kimsenin yüzüne bakamayacağımı düşünüyorum. Annemin yüzüne bakamam. Ben aynaya bile bakamam. Gülsüm anlat, ne oldu? Yılbaşı gecesi. Ben çok sarhoş oldum. O da sarhoştu. Ben sonra ne oldu anlamadım. Sonra birden her şey oldu işte. Ben Koray'la... Ben Koray'la beraber oldum Feriha. O manyak seni kaçırdığında ben o yatakta onunla birlikteydim. Kendimi ona verdim. Ne dedin sen? Ha, ne yaptın sen? Bana yapma oğlum, bana yapma. Ne yaptın sen? Sen ne yaptın o zaman? Bana bırak. Sen ne yaptın? Ne yaptın? Kıymaz. Hiç kendini ya duydun. Bana bırak, ne olur bırak hala. Bana ne olur yapma. Allah belanı versin seni. Allah'ım, Allah'ım yarabbim, sen beni kuzumla sınıyorsun yarabbim. Allah'ım yarabbim. Allah'ım ben nerelere gideyim, bu kafamı başımı nerelere vurayım yarabbim, yarabbim. Ama yapma. Nerelere nasıl vurayım yarabbim. Kız, sen tanır oğlanı. Ben oğlana götürsen. Hala yapma Allah aşkına. Ben duramam gari. Yerde de duramam, gekte de duramam. Çekil önümden. Hala bir dakika, ne olur ya. Hadi otur. Ay dertli var. Dertli başım, dertli başım. Koray! Koray! Neler olduğunu Aysun ablanın öğrendim. Emir iyi mi? İyi. Feriha? O da iyi. Yukarı çıksam Emir beni görmek istemez, değil mi? Vay be. Sen de acıyarak bakıyorsun bana. Ama acıma.
Emir'in zaten beni görmek istemeyeceğinden eminim. Neyse. Gülsüm, seni parkta bekliyorum. Lütfen benimle konuşmaya gel. Gülsene. Ne bakıyorsun, ne diyorsun ya? Gülsüm? Gülsüm nereye? Gülsüm. Ne oldu buna şimdi? Ne bileyim ben. Nerelere gideyim ben? Ahkabım alımda. Nerelere gideyim ben? Hala yapma Allah aşkına. Bak kapı da çalıyor. Ne olur ya. Hala. Ne oluyor ya? Feriha. Ne oldu burada? Halamın hali ne öyle? Ya bir şey söylesenize. Annem her şeyi öğrendi Koray. Öğrendi mi? Ne olacak şimdi? Annem beni asla affetmeyecek. Köylü güzelin İstanbul hayatı, üniversite hayalleri bitti. Hala, Gülsüm'le mi kavga ettin? Ne oldu? Gülsüm nerede? Gülsüm nerede? Kıyacak kendine, kıyacak kendine, kıyacak ya. Allah. Gülsüm. Benimle evlenir misin? Ya bu çocuk onu parkta bekliyordu. Beraber kaçacak olmasınlar? Ne çocuğu, ne diyorsun? Ne kaçması ya? Ya Mehmet, bu 10 numaranın arkadaşı var ya. Ya bunlar yılbaşı akşamı Gülsüm'le işi pişirmişler işte, anlasana. Mehmet! Mehmet, ne yapıyorsun? Mehmet! Mehmet, yapma! Yapma oğlum! Yapma Mehmet! Gülsüm! Mehmet! Ne yaptın lan sen? Ah! Bırak o bıçağı. Mehmet. Sonradan çekil. Kendine gel. Sonradan çekil. Mehmet abi. Biz evleniyoruz. Ne? Evleniyoruz biz. Evleniyoruz biz. Ayakta uyuyoruz biz ya. Biri çıksın gecenin bir arası havai fişekleri izlesin, kaçırılsın.
Öbürü çıksın yukarı. Mehmet, yeter. Baban var karşında. Baba, yeteri mi var? Başımıza gelenlere bak. Yani şimdi düğünümüz var, öyle mi? Gülsüm evlenecek. Kardeşimin dergileri çık ile evlenecek. O herifin arkadaşıyla. Yani sen de Mehmet. Ya çocuk evlenmem deseydi ne yapacaktık o zaman? Evleneceklermiş. Hala, yakıştı mı şimdi bu bize? Mehmet. Lafını bil. Halanla konuşuyorsun. Boşver abi. Benim kendi kızım beni kirim yapmış, çiğnemiş de yeğenim konuşmuş çok. Feriha. Koray gerçekten evlenir mi benimle ha? Yani bıçağı görünce deseydi kendini kurtarmak için yapıyor derdim ama siz gelmeden önce evlenme teklif etti. Ya Feriha, sen daha iyi tanıyorsun. Bir şey söyle ne olur ha? Kaçıp gitmez değil mi? Sen gerçekten evlenmek istiyor musun Gülsüm? İstiyorum. Çok istiyorum. Ama şimdi zor durumdasın ya. Hem korkuyorsun. Hayır. Ben gerçekten Koray'la evlenmek istiyorum. Yani ben çok yıprattım kendimi. Ama o bana evlenme teklif etti. Onun da gönlü var değil mi? Yani onun gönlü olmasa zaten şey olmazdı. O gece olmazdı değil mi? Bak biz hep o izlediğimiz filmlere inanmışız. Ama onlar yani bazen sevmeden de böyle şeyler yapabiliyorlar aslında. Yani Koray aslında... Feriha, kızım sen az biraz içeri geç bakayım. Hadi yavrum. Bu çocuk evlilik meselesinde ciddi. İnşallah. İnşallah. Koray. Gerçekten yapabilecek misin? Evlilik lan bu. Bunun geyiği yok, bunun şakası yok. Yapabilecek misin? O kız kendini asarken şakası var mıydı? Sence aşağıdakilerin ailesinin şakası var mı? Keyfine kızın hayatı kayacak öyle mi? Yok kardeşim. Ben bu defa taşın altına elimi sokacağım. Ağır da gelse, elimi de kaybetsem ben bu işi çözeceğim kardeşim. Bu sefer kaçmayacağım kardeşim. Koray, nereye gidiyorsun? Konuşsaydık şu konuyu. Yok. Daha fazlasını konuşmaya gerek yok. Kanka ben gidiyorum şimdi. Ararım seni sonra. Demek sen tanıştırmadın. Senin de bir bildiğin yok bu konuda yani. Yok baba, ne bileyim ben. Bilmiyorsun. Ama arkadaşın değil mi? Arkadaş. Ya ben seni o herifle dergilerde gördüm. Gidip herifin boğazına sarıldım senin için. Sen kardeşim ne sanıyorsun dedim. Herif gitti benim kuzenimi harcadı ya. Sen bela ettin kızın başına bu herifleri. Ne yapayım ben? Gidip katil mi olayım? Tövbe tövbe, şu konuştuklarımıza bak. Evet, Allah aşkına ya sus ya çık git. Kimdir? Nedir? Sözüne güvenilir mi bu Koray denen çocuğun? İyi bir insandır baba. Ha, iyi insandır. İyi insan yaptığına bak. Olan olmuş bir kere. Yapılacak bir şey yok. Feriha'nın kabahati ne? He? Feriha. Açık açık konuş benimle. Bu Koray bizi oyalar mı? He? Bizi kandırır mı? Yapmaz herhalde baba. Bilemedim.
Ne iş yapıyor bunun anası babası? Babası milletvekili. Mehmet bak görüyor musun? Az kalsın milletvekili çocuğunu kesiyordun. Feriha hangi partidenmiş? Seher, sen burada kalacaksın değil mi? Ya söyledim ya Mehmet, kızların başını bekleyeceğim işte. Sen merak etme kızım, ben de geç kalmam zaten. Canım konuşalım mı? Feriha ne olur üstüme gelme. Bak normal bir evlenme teklifi olmadığını ben de farkındayım. Evet sizinki gibi romantik değil. Ama ben buna da razıyım. Böyle de mutluyum. Benim Koray'la evlenmem lazım. Yoksa yaşayamam ben. Bizi mi dinliyorsun sen? Ne dinleyeceğim be? Ya ben tam giriyordum. Sen açtın kapıyı. Sokağın başındayım. Gelmek istediğine emin misin? Hadi yine iyisin. Gülsüm'ün mürüvveti sayesinde senin bu 10 numaranın kahramanlığı kaynadı. Ben çıkıyorum. Bana bak bir saati geçme. Ya hangi birinizi idare edeceğimi şaşırdım. Misin? Böyle garip geldi aylar sonra burada görünce. Senin Gülsüm'le Koray'dan haberin var mıydı? İşte en sonu gece gördüm. Sonra sabah senin kaçırıldığını öğrendim. Bir daha da aklıma gelmediler. E ne olacak şimdi? Gülsüm'e ne olacak? Hadi gidelim. Koray'la konuşmam lazım. Bir saatim var. Tamam. Seni yere bakan, yürek yakan Gülsümcük. Bak hatanın sonu nasıl da hayırlı oldu. Ya kızım damat seni sevmese böyle şak diye basar mı nikah? Gerçekten öyle mi diyorsun? Seviyor mudur beni? Sen sevmiyordur mu diyorsun? Bilmem ki. Feriha böyle şey konuşunca... tabii o daha iyi tanıyor. Tabii sen Feriha'nın etkisinde kalmışsın, kıyamam. Çok safsın ama. Niye öyle dedin ki şimdi? Ya Gülsüm, sence Feriha neden bu kadar bozuluyor ha? Çünkü o beceremedi. Çocuğu elinden kaçırdı. Ama bak sen hiç hesapta yokken Emir'in en yakın arkadaşıyla evleniyorsun. E tabii ister istemez kızın içine oturmuştur. Ya yani sonuçta o evlenemedi, sen evleniyorsun. Yani siz şimdi evleneceksiniz. Nasıl olacak bu? Özür dilerim Feriha. Çok özür dilerim. Beni korkutan Gülsüm'ün mutsuz olması. Yani bu şekilde bir evlilikle nasıl mutlu olabilirsiniz ki? Ben önemli değilim Feriha. Koray ikinizin de hayatından bahsediyoruz. Onunla evlenmezsem ne olacak Feriha? Okuldan alıp köye mi yollayacaklar kızı? Yine intihar mı edecek? Yoksa babanlar mı öldürecek? Annesi, babası, senin ailen ne yapacak o kıza?
O kız aptal, anlamsız bir sarhoşluk gecesinin bedelini neyle ödeyecek Feri? Kendini feda ediyorsun yani. Bunları şimdi düşünüyorsun. Neyse. Sakın Gülsüm'ü mutsuz etme Koray. Sakın. Hadi gidelim. Koray böyle kahramanlık yaptığını zannediyor ama sonunda yine Gülsüm'ü özleyecek. Hiç adil değil. Doğru ya da yanlış bir karar verdiler. Halamın babamları düşünce başka ne yapabilirler ki diyorum ama... Gülsüm'ü Koray'ı düşününce... Bir şey düşünemiyorum. Mesela Gülsüm benim kuzenim olmasaydı, herhangi biri olsaydı... Koray'ı engellemeye çalışmayacak mıydın? Gülsüm yabancı biri değil işte. Ailenden biri. Koray'ın Hande'yi ne kadar sevdiğini biliyoruz. Başka biriyle evlenmesi resmen ceza. Onlar bir karar verdi. Bize de düşen ihtiyaçları olduğunda yanlarında olmak. Koray'la Gülsüm yoluna girecek. Biz de artık kendimize döneceğiz Feriha. Hani şey için soruyorum. Biz de biraz hazırlık yaparız. Nikah merasimi için. İsteme. Gülsüm. Annemler burada değiller. Yani bizimkiler yurt dışındalar. Ya. Yani gelmeyecekler mi? İşte buyur da. Bak şimdiden annesi babası gelmiyor. Yani yetişemezler Gülsüm. O kadar vaktimiz yok. Doğru, tamam. Ben anladım. Şeye... Nikah yetişecekler ama değil mi? Ben konuşacağım onlarla. Tamam, oldu o zaman. Aferin Gülsün Hanım. Heh, kız isteme merasim olmadan kız verdirttin ya bize. Aferin. Gülsüm. Ne diyor? Hele anlat bakalım. Bu kızın hayatı benim yüzümden mahvolmayacak kardeşim. Ben hayatımda belki de ilk defa kendimle ilgili doğru karar veriyorum. Sorun mu var? Pat. Çözüm işte burada. İşte kahraman burada. Peki sen kahramansan evleneceğin kız ne oluyor? Sorun mu? Dert mi? Yoksa kurban mı? Sen kendini cezalandırmak için Gülsüm'ü ödüllendirdiğini düşünüyorsun. Oğlum ben seni çok iyi tanıyorum lan. Sen kafana bir şey koyarsın. Ona inanırsın. Sonra kendi ellerinde bir hapishane inşa eder. İçine girersin. Ama orada sonsuza kadar mahkum kalamazsın. Ya gardiyan olursun, çıkarsın. Ya da firar edersin Koray. Hande'den bile firar etmedin mi oğlum? Ha? Hande. Bir şey konuşalım.
konuştunuz mu diye sormayacağım. Koray. Bu üçünüz için de çok zor olacak oğlum. Üçümüz diye bir şey yok. Artık sadece ben ve Gülsüm var. Sadece ben ve Gülsüm var. Ay içim taşıyor vallahi Ferah. Yani o kadar mutluyum ki, o kadar heyecanlıyım ki. Ya ailesini çok merak ediyorum. Şimdi annemler istemeye gelmemelerine çok bozuldu ama her şey o kadar apar topar oldu ki. Ne yapalım? Annesi nasıl bir kadın acaba? Ay beni sevecekler mi sence ha? Ya niye bir şey söylemiyorsun? Ya Feriha, bu arada ben nikah şahidim ol çok istiyordum. Ama şimdi tabii dayım varken olmaz. Ya tamam, biz yanlış bir şey yaptık ama bak evleniyoruz. Ya niye herkesin suratı beş karış? Bari sen mutluluğumu paylaş ha? Gerçekten mutlu musun? Mutluyum tabii. Koray'la evleneceğim, onun karısı olacağım. E okula da devam edeceğim. Ya yepyeni bir hayat beni bekliyor. Çok garip. Yani bu evden, senden, annemden ayrılması çok zor. Çok koyuyor bana. Ama düşünsene, ben evimin hanımı olacağım. Bak şimdi benim için bir fena oldu ha. Şimdi benim burada son gecem mi yani? Son gece. Her şey ne kadar hızlı oldu değil mi? Yani bir hafta önce biri bana dese sen Koray'la evleneceksin, delirdin herhalde derdim. Şimdi ben yarın onun karısı olacağım yani. Kızlar, yatmadınız mı daha? Canım anne. Ne oldu? Neden geldin? Emirsiz sensiz ne halde olduğumu görmek için mi? Gördüğün gibi. İdare ediyorum. Doğru yerdesin işte. Nasıl yaptın bana bunu? En zor günlerinde nasıl bıraktın? Nasıl yaparsın Koray? Şimdi ağlıyorsun. Kendini nasıl affettireceğim diye düşünüyorsun. Ama sen de haklısın. Senin yerinde ben de olsam ben de çok ağlardım. Yemin ederim çok zor olacak. Koray nereye?